Çok iyi Kanal Usta. Abone olsana. Evet. Normalde haftada bir video atarım biliyorum. Ancak bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle biraz kafa dinledim. Tatil yaptım. Evden uzaktaydım. Başka bir şehirdeydim ve bu beni birazcık olsun düşünmekten, bir şeylere kafa yormaktan uzaklaştırdı diyeceğim ama hayır. Lanet olsun ki TV kanallarını izlemek zorunda kaldım bir hafta boyunca. Ve hangi kanal açsam, hangi haberi izlesem aynı başlık ve aynı sözler. Erkek terörü yine can aldı. Yine bir kadın cinayeti işlendi. Kahrolsun erkekler. Ve her bu başlığı gördüğümde, her bu kelimeleri duyduğumda adeta kanım çekildi, nefes alamadım, olmayan migrenim azdı, kalbim sıkıştı ve çeşitli vücut fonksiyonlarım bu kodumun lan faresi SUW'ları yüzünden tamamen bozuldu. Ulan arkadaşım, o haberi izlerken ben de bir erkek olarak, kadınlara gram zarar vermeyen birisi olarak, çay içip rahatına bakmaya çalışan birisi olarak triggerlanıyorum. Cinsiyetim sırf birilerinin adı geçecek, bazıları rahat edecek, bazıları fonlanacak diye yeniden sürekli ayaklar altına alınıyor ve buna neden hiçbir erkek ses çıkarmıyor anlamış değilim. Neden tüm erkek cinsiyeti erkek terörü yaftası yiyor ve neden hiçbir zaman bu yaftanın altında kalmayarak çıkıp iki kelam eden "Ulan tamam kadınları savunacaktık da artık bu işin altından pis kokular gelmeye başladı" diyen birisi çıkmıyor arkadaş. İlla biz mi çıkıp bağıralım? Biz mi dur diyelim? Arkadaşlar, kurtuluşun ne feminizm gibi feminen bir isimden ne de maskulizm gibi eril fikirlerden gelmeyeceği açık değil mi? Neden bu kadar aptal olmak? Neden bu kadar birbirinizin kuyusunu kazdığınızı fark etmeden aynı bokun lacivertini birbirinize dayatmak zorundasınız? Tamam, kadınlar öldürülüyor. Evet, biliyoruz. Erkekler öldürülünce gram ses çıkarmayan, çıkarsa bile sinek vızıltısı kıvamında kulağın duyamayacağı desibellerde ses çıkaran Kadıköy solcusu feminizm sayfaları yine hiçbir şey yazmadı. Yazmayacak tabii. Ne de olsa onları fonlayanların fonlamaya devam etmesi, genel bir iç rahatsızlık çıkarması için önlerinde güzel bir havuz var. Anlamadığım bir diğer şey ise şu. Kadınlar ve erkekler nasıl oluyor da bu kadar şey gözlerinin önünde olmasına rağmen düşüyor bu tuzağa? Söylenecek, eleştirilecek o kadar çok şey var ki kafamda, hepsini bir araya getirip yazamıyorum bile. O kadar çok şey söylemek istiyorum ki bu aptallara karşı, dilim o kadar kelimeyi bir araya getiremiyor. Elim ise bu videoyu sırf uzatmamak için daha fazla şey yazmak istemiyor. Kendinize gelin. Artık bıktırdınız. Biz katil değiliz. Saçma sapan eğitim sistemi ve refah seviyesinin düşüklüğü yüzünden kadın öldüren barzoların vebalini hep biz erkeklerin geneli sırtlanmak zorunda değil. Ben kadın öldürmedim. Ben kadına zarar vermedim. Ben kadına küfretmedim. Ben kadına el kaldırmadım. Eğer yaptıysam da özür dilerim. Ancak bana fiziksel, psikolojik anlamda şiddet uygulayan birisi olursa, gelecekte bu söyleyeceğim diyeceklerim de burada dursun. Acımam. Cinsiyet ayırt etmem. Ben de aynısını yaparım. Zaten öldürülen kadınların ardından sevgililerine ait sabıkaları söylememe ya da daha önceden yaşanan boktan ve varoş eylemleri anlatmama gerek yok sanırım. Daha uzun bir Social Justice Warrior videosu yapacağım. Tek tek söylemek istediğim her şeyi o videolarda anlatacağım. Ondan dolayı şimdilik burada bitiriyorum bu videoyu. Ben canlı yoksun. Daha fazla dayanamadım. Hemen yüklemem lazım bu videoyu. Gelecek hafta umarım görüşmek üzere.